Yani Selda, sen beni nasıl aramazsın? Böyle böyle oldu, kapıda bir bebek buldum demezsin. Sonra nasıl sabahki sözlerimden dolayı bütün bunların benim başımın altından çıktığını düşünürsün? Ay, ne zaman ters bir şey söylesen bana, kendini haklı çıkarmak için, bana ders vermek için böyle şeyler yapmıyor musun sen? Ay iyi de, böyle ciddi bir sorumluluk alacak kadar delirmedim herhalde. Ay o zaman kimin bu bebek ya? Aklımı kaçıracağım, çıldıracağım. Ay, ben de. Ben Selda'ya demediysem ne olayım? Dedim, Melda bu kadar ileri gitmez, yapmaz, ara sor dedim. Tamam, tamam, hepiniz benim üzerime gelin. Peki o zaman bu bebeğin kime ait olduğunu hemen bulmamız gerekiyor. Aramıza hoş geldin Selda. Ne yapacağız? Karakola falan mı gideceğiz? Tabii ki karakola gideceğiz ama önce şöyle bir hızlı düşünelim. Yani böyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Etrafımızda kapımızın önüne bebeğini bırakıp gidecek olan birisi var mı? Sabahki kadın. Evet, evet. Elinde de bebek vardı. Ayrıca bize dikkatlice bakıp saklanmaya çalışıyordu. Ay ne diyorsunuz siz ya? Kim bu kadın? Hangi kadın? Ayna. Sihirli ayna bize o kadının bu işi yapıp yapmadığını gösterir. Gelin. Seni buraya bırakıyorum anneciğim. Bu evde iki büyük teyze, ne güzel abla var. Sana burada benden daha iyi bakacaklar. Çok mutlu olacaksın. Üçü de sana dünyalar tatlısı anneler olacaklar. Seni çok seviyorum yavrum. Ben bu bebeği vermeyeceğim. Ay Selda saçmalama, ne diyorsun? Ben buna çok alıştım, bak şu tatlılığa bak. Ayrıca annesini de gördüm. Kadın haklı, kadın iyi bir kadın ama ona bakamayacak durumda. Ben bakacağım. Selda saçmalama. Bak bu çok sorumluluk isteyen bir iş, öyle kolay değil. Ben her açıdan hazırım. Ay baksana hala, ben de çok sevdim onu. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de bu eve neşe getirdim. Bu evde en güzel ciyak ciyak bağıran küçük hanım bu. Bana bakın, hepinizi akıllı olmaya davet ediyorum. Şimdi karakola gideceğiz ve kapımızın önünde bir bebek bulduğumuzu, etrafta dolaşan bir kadından da şüphelendiğimizi söyleyip o kadının tarifini vereceğiz. Ondan sonra da bebeğin ailesinin bulunması için yardımcı olacağız. İyi tamam, ama bakamayacak durumdalarsa ben evlat edineceğim bunu. Ay onu o zaman düşünürüz Selda. Hadi şimdi gidelim. Yalnız ben bir üzerimi değişip geleyim. Hayır. Sen evde kal. Ödevini yap, biz gider geliriz. Hayatım, bizim sana Melda Allah'ın bir sürprizimiz var. Odanda seni bekliyor. Ne? Ne? Ay inanmıyorum ya. Ay bilgisayar almışlar. Hem de en güzel modelinden. Evet, ben en gelişmişim. Sen de kimsin? Bilgisayarım. Niye konuşuyorsun? Selda Hanım beni bu şekilde tasarladı. Eğer derslerini aksatacak ya da seni yanlış yönlendirecek sitelerde dolanırsan seni uyaracağım. Eğer uyarılarımı dikkate almazsan ailenle paylaşacağım. Ya niye öyle bir şey yapayım ki? Vallahi herkes böyle diyor da biz inşallah diyelim. Evet neyse, şimdi hemen internete girelim. Of ya, gözüm yollarda kaldı. Anlatsanıza nasıl gitti? Ay ne yapalım işte, gittik, ifade verdik, kadının tarifini verdik. Araştıracaklar. İnşallah bulamazlar. Aa. Ay tamam, çok saçma sapan, abuk sabuk konuştum ama... ya ben bu bebişi o kadar sevdim ki böyle içime sokasım geliyor. Biliyor musun kızmış, ben de hep bir kızım olsun istiyordum. Selda'cığım bak, er ya da geç bu bebeğin ailesi bulunacak ve bu bebek ailesiyle gidecek. Bir bebeğin en çok ihtiyaç duyduğu kişi annesidir, unutma. Biliyorum ama... Ya sen yolda kedi bulsan, köpek bulsan, kurbağa bulsan... bunların hepsini eve getirip onlara bakmak, onlara annelik etmek istersin. Biz de sana yıllardır bunun için izin verdik. Hı. Ama sonra bu hayvancıklara bir şey olduğu zaman sen çok kötü oluyorsun, yataklara düşüyorsun. Ya bak buna da bu kadar bağlanma, ondan sonra yine hasta olacaksın. Ay neyse. Ben şimdi odama gideyim, onu koklaya koklaya uyuyayım. Çok güzel ya. Çok tatlı ama bak. Ben sana söyleyeyim. Bak bu yine bunalıma girecek. Gör. Aman sus, ağzını hayra aç lütfen. Ayşegül nerede? Odasında hala. Siz gittiğinizden beri çıkmadı. Bilgisayarını kurcalıyor herhalde. Dur bir de ben gidip bakayım şu bilgisayara.
Hediyeni beğendin mi? Ay çok beğendim ya. Çok teşekkür ederim. Karı konuşu ne oldu? Aileyi araştıracaklar. Yarın da bize haber verecekler. Ha, güzel. Selda halam nerede peki? Selda halam bebeği aldı ve odasına kapandı. Aa, dur ben bir bakayım. Hem teşekkür etmiş olurum. Hayır. Bırak o bugün yalnız kalsın. Tamam. Olur. Nerelere bakıyordun? Ya Dizibilim.com. Kim konuştu? Bilgisayarım. Ya Selda halam gerekli gereksiz sitelere girmeyeyim diye kendi çapında konuşan, gerektiğinde beni uyaran, eğer uyarıları dikkate almazsam size söyleyecek olan bir bilgisayar yaratmış. Bak sen. İyi o zaman ben de bir sihir yapayım da hediyen tamamlansın bari. Yap da. Ya baksana hala her şey var. Yani ne bileyim kamerası var, mikrofonu var, kulaklığı var. Yani yok. Daha ne isteyeyim ki? Ses sistemi. Böylelikle evet. CD'lerini bangır bangır dinleyebilirsin. Olur. Yapamıyorsun. Bir gariplik var. Sihirli güçlerimi kullanamıyorum. Benim hemen gidip bunun nedenini bulmam lazım. Allah Allah. Uyusun da büyüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Selda, bak seninle biraz konuşabilir miyiz? Tamam, uyutayım ondan sonra konuşuruz. Hayır, hemen şimdi konuşmamız lazım. Ferit nerede? Evindedir herhalde, niye? Bu bebek hikayesinin benim bir oyunum olduğunu söylediğin için bana ceza vermiş. Sihirli güçlerimi kullanamıyorum. Ya evet, öyle bir yanlış anlama oldu aslında. Ya ne bileyim aslında ben ona yapma dedim ama beni dinlemedi. Yarın konuşurum, düzeltirim bu durumu. Hayır, hemen şimdi salona gelecek ve onunla ben kendim konuşacağım. Ne diyormuş bu Melda teyze? Ne diyormuş bu Sarıçıyan teyze? Melda. Sakın bir şey söyleme Duman, çok sinirliyim. Ne oluyor Melda, niye beni bu saatte çağırdın? Hemen yaptığın yanlışı düzelteceksin. Tamam, Selda uyardı, ben de düzelttim. Ne? Ya bir sihir gör. Buyurun. Olsun. Bu yine de sana olan kızgınlığımı geçirmez. Hem sen nasıl bir SDDK başkanısın ki işin aslını bilmeden beni benden habersiz cezalandırırsın? Selda olayı anlattı. Ben de ona inandım. Ne yapayım, seni cezalandırdım. Dua et kız kardeşimin nişanlısısın. Yoksa seni üst kurula şikayet etmiştim. Ne bu dünyada ne de bizim camiamızda. Hiçbir kanıt olmadan kimse cezalandırılamaz. Kendimi zarına zahvedirebilirim. Ya en iyisi şöyle yapalım. Bir daha böyle ceza alacak bir hata yaptığında bir daha saymazsın, olur biter. Ayrıca yani böyle tartışmayın, aile arasında tartışmak hiç yakışık almıyor. Evet. Evet, çok iyi fikir. Bir dahaki sefer çok sinirlendiğim zaman sana, seni kurbağaya çevirirsem bana hiçbir ceza vermeyeceksin. Melda, senin bu bana sokuşturduğun bu lafların altında bir şey var ama birazdan bulup çıkaracağım, hiç merak etme canım. Ha, bir de Dilaver'e insan gibi davranacaksın. İşte şimdi anlaşıldı. Bütün bu patlamanın nedeni anlaşıldı. O Dilaver denen zavallı, sümsük, o zavallı lise müdürü vardı. Kabul ediyorum, kendisine nazik davranacağım, söz veriyorum. Şimdi müsaadenizle sevgili nişanlımı yatak odasına çıkarmak istiyorum. Sonra da evime çekileceğim efendim. Ferit, ben o bebişi çok seviyorum, biliyor musun? O benimle kalsın istiyorum. Gitmesin ya. Ama Selda'cığım, biz nasıl evleneceğiz? Bizim 1 milyon tane yavrumuz olacak. Bırak bu yavrucağız kendi öz anne babasının kollarında büyüsün. Aşına bak, uyumuş. Aman da cici bebek, aman da tatlı bebek. Hadi ikinize de iyi uykular Melih'im. İyi uykular. İyi uykular. Tatlı bebişim. Günaydın. Günaydın. Ayşegül, gözlerim balık gibi olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.